Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben Turizm Bakanı'nın bütçesi üzerinde konuşma yapacaktım. O gün yoğunluk nedeniyle burada olamadığım için biraz turizme, kendi bölgemle ilgili değinmek istiyorum. Turizmde 50 milyon gelen ve 46 milyar dolar elde edildi iddia ediyor Turizm Bakanı. Bunu birbirine böldüğümüz zaman kişi başı 920 dolar eder. 920 doları ben veriyorum size. Hangi ülkede ucuz bu kadar turizm var? Gidin orada edin. Turizmi ne hale getirdiniz? Bu hale getirdiniz. Bir de bu kadar verileri Turizm Bakanı nerede buluyor? Nerede çıkarıyor? Kendisine de sordum komisyonda ama bir türlü cevap alamadık. Soru önergesiyle soruyoruz, yine cevap alamıyoruz. Şimdi buradaki gelen sayıları pasaportla ilgili olarak söylüyor. Turizm Bakanı bu rakamları da ortaya koyarken herhalde kendi lüks otellerindeki verileri alarak koyuyor. Ama aşağıdaki turizmci ne halde, ona hiç bakmıyor. Mesela o turizmciye ne yapıyor? Bakın, Edirne'ye gelenli de günübirlik gelen gideni de turist sayıyor. İki, aşağıdaki turizmcinin üzerine vergi yükü bindiriyor. Ciroda %2 konaklama yükü veriyor. Bakın %2 ciroda. Zarar da etse %2 vergi verecek. Üç, %7,5 turizm tanıtım ajansıyla ilgili turizm tanıtım vergisi alıyor. Bu turizmci kirasını ödeyemiyor, elektrik parasını ödeyemiyor, işçisinin parasını ödeyemiyor ve zarar ettiği halde cirodan vergi veriyor. 4. Turizm tanıtım ajansıyla ilgili 2020 yılında bize Sayıştay denetimine tabi turizm komisyonuna bu Sayıştay raporunu getirdi. Sayıştay denetimine tabi değil, özel denetime tabi, ama Sayıştay denetimine tabi diye bize bunu yutturmaya çalıştı. Bu yıl neden gelmedi acaba, onu merak ediyorum. 2021 yılınınki turizm, bayındırlık, imar, ulaşım komisyonuna neden gelmedi? Sordum, şunu söylediler. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdik, oradan Sayıştay'a gönderecekler. Sebep ne? Bize neden gelmedi? Neden komisyonda bu sunum yapılmadı? Sebebi şuydu. Geçen yıl geldiğinde sizin genel başkanınız, ülkeyi yöneten cumhurbaşkanı, yani tek adam, vatandaşın kredilerini kısıp vatandaşa kredi vermedi, dolar alırsınız, döviz alırsınız diye. Ben bunu tespit etmiştim diye. Yani turizm tanıtım ajansının kasasındaki Türk lirası 275 milyon lirayı dolara, euroya, sterline çevirmişti Turizm Bakanı çünkü. Kendi genel başkanını dinlemeyip ona karşı gelip vatandaşla kıskandığınızı bu sefer Turizm Bakanı dolara, euroya çevirmişti. Bunu sorduk diye bu suç mu? Getirin. Gelir gider nedir? Bir görelim. Bakalım. Hangi şirketlere verdiniz? Hangi firmalar tanıttı? Hangi ajanslar tanıttı? Hangi turlar tanıttınız? Bunları bir soralım dedik ama hiç gelmedi. Onun için bize getirmediler. Bodrum'da yine büyük bir ihaleyi, hani Ferdi Tayfur'un bir şeydi vardı ya, bu senin şerefine emmoğlu diyordu ya. Şimdi söylersem yanlış anlarsınız. Bodrum'daki araziyi emmioğlunun şerefine verdi. Kim verdi? Bir bakanın kuzeni, Varank'ın kuzeni, diğer bir bakanın yardımcısı kendi kardeşine verdi. Sözleşme iptal oldu. Neden iptal oldu? Kamuoyu baskısı oluşunca geri çektiler ve teminat yaktılar. Bu sefer o araziyi alamadılar. Üç, Muğla'yla ilgili iddialar oluyor. İddialar ortaya atılıyor. Efendim, Muğla'nın gelirlerini alıp da Muğla'ya geri mi veriyorsunuz? Örneğin CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde hazineye ait mülkü ve hazineye ait taşınmazları ya özelleştirme idare kurumuna devrediyorsunuz ya TOKİ'ye onların eliyle satıyorsunuz davet usulü. Neden? CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde bulunan ilçe belediyesine ve büyükşehir belediye tamam ayrılıyor diye. Tamamlayalım lütfen. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Muğla'da genel başkanımızın üzerinde helikopter geçerken baktı deniyor. Sadece burayı anlatacağım. Muğla'da çok büyük yangın oldu. Orada işte bu yangın oldu. Bakın helikopterler dolaşırken genel başkanımız yukarı bakmadı. Biz oradaydık, ben oradaydım, baktım bir umutla. Neden? Helikopter geldi, yangına bir kova su atar mı diye. Ama o boş bir helikopterdi. Sepetsiz, gürültü yapan bir helikopterdi. Bunu dolaştırdınız, bununla da övünüyorsunuz. Yazıktır ya, ayıptır ya. Değerli arkadaşlar, sürem kalmadı, sadece şunu anlatayım. Bir köyde iki arkadaş köyde göç ediyor. Diyor ki ya diyor, biz diyor o köyde çıktık, Kırkızlardan kurtulduk diyor. Ya diyor ki Maho diyor, köyde çıktık ama ola diyor, köyde bir Kırkız sendin, bir de ben Gülo diyor. Gülo bir Kırkız. Hadi fıkranızı ara veririz. Buyurun açalım. Şeylerde 3 dakika kalmış. Bitir başka. Fıkrayı. Peki. Diyor ki ya Gülo diyor, köyde bir Kırkız sendin, bir Kırkız da ben. Ula biz çıktık, köy kurtuldu diyor. Onların hiçbiri Kırkız değildi. Şimdi siz gidin de bu memleket kurtulsun, bu ülke kurtulsun, köylü kurtulsun, kentli kurtulsun, milletin halkın yüzü gülsün. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Selamladım bak, selamlıyorum. İkinci maddelerinde konuşma.